Su kaynakları değişik şekillerde olabiliyor. Yüzeysel su kaynakları, yeraltı suyu kaynakları ve deniz suyu bazı ülkelerde olduğu gibi su kaynağı olarak kullanılır. İstanbul'da şu anda bizim kullandığımız su kaynağı olarak tamamına yakını yüzeysel su kaynağı mertebesinde ki %98 civarlarında. Bu hamsu dediğimiz yüzeysel su kaynağı ki bunlar doğal veya suni göller su kaynakları olarak kullanılıyor. Buradan alınan su en yakınındaki noktada arıtma tesislerinde içilebilecek su kalitesine getirilinceye kadar arıtılıyor. Daha sonra bu sular ishal hattı dediğimiz hatlarla ki bunlar yaklaşık 2 metre çapından daha büyük çaplar olarak İstanbul'da şu anda mevcut. Bunlarla şehrin en yakınındaki depolara getiriliyor. Daha sonra depolardan içme suyu şebekesine dağıtılıp kullanıma sunuluyor. Bizim İstanbul halkına vermiş olduğumuz su tamamen içme suyu standartlarına uygun olarak temin edilmiş sulardır. Bunlar TS 266, Avrupa Birliği normları, EPA standartları gibi dünyaca kabul görmüş standartlar ölçüsünde değerlendirilerek her gün yaklaşık olarak aldığımız 400 numune ile tespit edilip daha sonra halkımızın kullanımına verilmekte. Bizim arıtma tesislerinden vermiş olduğumuz sular tamamen içme suyu kullanıma uygun sulardır. Ancak daha önceki yıllarda su kesintisinin çok olduğu zamanlarda bildiğiniz gibi apartmanların bodrum katları su deposu olarak inşa edilmişti, kullanılmaktaydı. Bizim evlerin önüne kadar getirmiş olduğumuz bu içilebilecek kalitedeki sular bu depolara girmek suretiyle zaman içerisinde burada oluşabilecek değişikliklerle, değişimlerle içilemez hale gelebilmekte. Veya depo içerisinde olabilecek diğer kirletici unsurların karışmasıyla yine burada kirlilikler söz konusu. Ve eski binaların içme suyu tesisatlarında eğer bir yenileme falan söz konusu değilse tabi buradaki borulardan dolayı da tüketim noktasında kirlenme söz konusu olabiliyor. Ama bizim vermiş olduğumuz suda kesinlikle herhangi bir kirletici unsur yoktur. Tamamen içilebilecek kalitededir. Biz bunu arıtma tesisleri çıkışında yaklaşık olarak 1,5-2 miligram litre mertebesinde serbest klor olarak verdiğimiz kloru şebekenin son noktalarında ki bu biraz önce söylediğim gene 350-400 noktadan almış olduğumuz su numunelerinde minimum olarak 0,1 ile 0,5 miligram litre serbest kloru yine görmek durumundayız ve bunu gördüğümüz noktada bu suyun içilebileceğini biz rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tabii ambalajlı su ile ilgili benim burada bir şeyler söylemem biraz yanlış anlaşılabilir. Genel müdür olarak şebekeye vermiş olduğumuz sudan sorumluyum. Sadece onu söyleyebilirim ki bizim şebekeye vermiş olduğumuz su tamamen içilebilecek kalitede, içebilecek özellikte olup diğer sular zaten Sağlık Bakanlığı tarafından da kontrol edilmekte, denetlenmekte bunlar. Bu noktada spekülatif olabilecek herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gene bildiğimiz kadarıyla bunların tabii ambalajlı sularında güneş ışığı altında uzun süre kalması halinde veya belli bir süre kalması halinde de bunların ileride sağlık problemlerine sebep olabileceği ilgilileri tarafından söylenmiştir ama ben tekrar ediyorum. Bizim şebekeye vermiş olduğumuz sular içilebilecek kalitedeki en güzel sudur. İçme suyu şebekesinin boru içerisindeki minimum basınç 30, maksimum 80 metre su sütunu civarında. Bu demektir ki normal işletme alanında şebekeye herhangi dışarıdan bir kirliliğin girmesi söz konusu değil. Biz de İSKİ olarak su kesintisi yapmamaya gidiyoruz. Ancak
elektrik kesintisi gibi zaruri durumlarda bu su kesintisi olabiliyor. Bunun dışında herhangi bir su kesintisi olmadığına göre ve duran suyun zaman içerisinde bozulduğu göz önünde tutulduğunda içme suyu depoları var ise eğer bunların iptal edilerek şebekeden direkt olarak kullanılması vatandaşlarımız için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.